Bilimin, yalnızca bilimin konuşulduğu. Yepyeni bir ben seni dinledim Eda. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün burada stüdyomuzda Hubble teleskobundan dünyamıza gelen yepyeni görüntüleri konuşacağız. Elbette ki stüdyomda çok kıymetli bazı bilim insanları var. Sizlere kendilerini tanıtmak istiyorum. Astrofizikçi Profesör Doktor Mesut Evren bizlerle. Düz Dünya Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Hüseyin Doç bizlerle. UFO uzmanı Fikri Tarhanıcı bizlerle efendim. Ve bu konudaki mağduriyetini paylaşmak üzere stüdyomuza getirttiğimiz düz vatandaş Bahadır Bey bizlerle. Tabii ki bununla bitmiyor. Elbette ki Sayın İsmail Canevim'den bizlere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlanacak. Kendisine merhaba diyerek programı açmak istiyorum. Merhaba efendim. Bir dakika, bir dakika. Uluslararası Uzay İstasyonu mu? Evet, Uluslararası Uzay İstasyonu hocam. Vallahi sana yazıklar olsun ha Mesut Bey. Efendim ne alaka? Siz Jale Hanım'la konuşuyorsunuz. Ya kardeşim sen kimsin? Asıl sen kimsin ya? Artık yeter, halkın böyle safsatalarla uyutulmasına izin veremem ya. Yeter artık, benim sustuğum. Hüseyin hocam, tam olarak hangi safsatalardan bahsediyoruz? İşte bu uzay dediğiniz şey. Enteresan. Peki bu konudaki sizin fikriniz nedir? Fikrim çok açık ve nettir. Uzay diye bir şey yoktur efendim. Efendim nasıl uzay diye bir şey yoktur? Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi? Siz hiç mi gökyüzüne bakmıyorsunuz? Yıldızlar, ay, güneş... Ya kardeşim sen de kaldı kafanı bak. Bunların hepsi prodüksiyon ya. Yıldız diyor bilmem ne diyor. Benim eniştemin VIP minibüsü var. Onun da tavanı böyle komple yıldız. Ya bunlar LED ışık. Anla artık bunları ya. Beyefendi bakın. Bizim galaksimiz olan Samanyolu'nda bile 100 milyar yıldız var. Saydın mı sen? Sen mi saydın? 100 milyar tane yıldızı sen mi saydın? 100 milyar diyor ya. Dile kolay tabii. Misal bunlar yıldız olsun. Say bakın 5 tane yıldızı bir say, ne kadar sürüyor? Say. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 tane yıldızı saydın. Kabaca diyelim ki 3 saniye sürdü değil mi? Evet. Hesaplayayım 100 milyar üzerinden. Onu aldın, buna soktun, bunu öbürüne çıkardın, öbürüne çarptın. Bunu aldın, öbürüne vurdun, öbürküsün Allah belasını verdi. Aa çıktı, 6000 sene. 6000 sene nasıl saydınız? Kaç kişi saydınız bunu 6000 senede? Beyefendi tabii ki 100 milyar yıldız tek tek sayılmıyor. Bir formül üzerinden tahminde bulunuluyor. Yani lütfen Fikri Bey, siz de bir şey söyleyin artık ya. Ya bırak Allah aşkına Fikri Bey, bu tarz polemiklerin içerisine çekemezsin. Orada sayamayınca tabii top çevirmeye başladı. Efendim bakın, binlerce insanın yaptığı bir bilim dalı şu anda hiçe sayılıyor. Bakın insanlar onlarca yıldır teleskoplarla gökyüzünü gözlüyorlar. Ha röntgen demiyor da. Neyi gözlüyorsun acaba, neye bakıyorsun o kadar? Efendim bir sürü şey var. Mesela kara delikler var. Canlı yayınlarız, ne diyorsun ya sen? Tamam lütfen, lütfen rica edeceğim. Lütfen. Ya ben nereye düştüm Allah aşkına? Beyefendi bakın, kara delik denen olgu yıldızların ölmesiyle ortaya çıkar. Ne alakası var bunun? Bir yıldızımız öldüğünde yaptığımız şey belli. Teşvikiye Camii'nden öğle namazıyla uğurlarız bunu. Ne alakası var ya? Bu ne saçma sapan iş ya? Bir de diyor ki güneş var, o var, bu var. Ha bir de güneş var değil mi uzayda? Evet var, bir tabii. Peki madem uzayda güneş var, niye uzaya karanlık diyorsunuz, soğuk diyorsunuz? Beyefendi atmosfer yok. Atmosfer yok ne demek ya? Anlamıyorum ya, müzik mi kötü? Kız mı takılmıyor? Kokteyller mi zayıf? Atmosfer yok ne demek? Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Ben gerçekten şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Peki gelgitler hakkında ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? İnsanlık halidir. Hepimizin gelgitleri olabilir yani. Yani hocam bu noktada ben Sayın Hüseyin hocama katılmadan edemiyorum. Bir kadın olarak söylüyorum. Evet, aylık gelgitlerimiz oluyor. Tabii canım. Hanımefendi ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz hanımefendi Allah aşkına gelgitlerden? Ben ondan mı bahsediyorum Allah aşkına? Ben aydan bahsediyorum. Ayın çekim gücü sayesinde denizlerde ortaya çıkan gelgitlerden bahsediyorum. Ay ne kardeşim? Ay operatör mü bazen çekiyor bazen çekmiyor da gelgit oluşuyor? Zaten kılavuz ne? Ay mı? Bazen tam, bazen yarım, bazen çeyrek. Ona mı güveneceğiz? Zaten tutarsız bir kere baştan aşağı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim de uzay hakkında bazı yorumlarım ve görüşlerim var. Bahadır Bey rica ediyorum söz almadan konuşmayalım. Ben size elbette ki döneceğimdir. İyi akşamlar Cale Hanım. Evet sesinizi duyuyorum.
Uluslararası Uzay Ajansı'ndan bağlanıyorum efendim. Ha, buyurun Hüseyin Bey. Şu anda İsmail Bey nereden bağlanıyor peki madem uzay yok? Adamı kaçırıp götürmüşler film stüdyosuna, bir de konuşturuyorlar. Ya, ya İsmail Hocam, çık oradan, Allah'ını seversen başına bir iş gelecek ya. Evet Fikri Bey, sizlerin düşünceleri bizim için çok önemli. Ama önce Bahadır Bey'e dönmek istiyorum. Lütfen, lütfen dönelim. Belki de kendisi mantıklı şeyler söyleyecek. Beni uzaylılar kaçırdı. Allah Allah, böyle bir şey olamaz yani gerçekten. Ne var bunda ya? Allah Allah. Çok geçmiş olsun. Önce bir geçmiş olsa diyelim adama. Uzaylılar kaçırmış ya. Çok sağ ol. Ya delireceğim. Gerçekten delireceğim. Beyefendi siz uzayın olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Evet. Uzaylılara inanıyorsunuz. Geçmiş olsun diyorsunuz. Ben uzay yok dedim. Uzaylılar yok demedim. Öyle bir şey dedim mi ya? Ağzımdan böyle bir şey çıktı mı benim? Evet. Çok enteresan bir konuya değindiniz hocam. Peki uzay yoksa bu uzaylılar nerede? Vallahi her yerde olabilirler. Aramızda da olabilirler. Hiç bilemezsin yani. İnsan şaşırır kalır yani. Misal belki de Fikri Bey uzaylı. Nereden bileceksin değil mi? Fikri Bey uzaylı mısınız? Ya adam uzaylı olsa uzaylıyım der mi Allah'ını seversen ya? Konumuz o değil ki yani. Peki beyefendi madem uzay yok diyorsunuz. Peki uzaylılar nereden geliyor? Tabii ki yerin altından ya. Bunu hiç haber de izlemiyor. Bir de kendine bilim adamı izlemedi mi geçtiğimiz haftalarda? Meksika'da yerin altından çıkarıldı iki tane uzaylı. Hatta böyle terekede pişmiş tavuk gibi nasıl kurumuşlar değil mi? Evet, evet. Tabii. Tabii. Bu noktada ben tecrübelerinden yararlanmak için Bahadır Bey'e sormak istiyorum. Bahadır Bey, uzaylılar sizi nerede kaçırdı? Coşkun Sokak'ta efendim. Direkt adres vereyim, Coşkun Sokak'ta kaçırıldım. Bir gün efendim pazardan dönüyordum. Böyle ellerimde poşetler vardı. Kollarım terazi gibidir. Bir baktım burada bir hafiflik var. Ana! Ispanağı almayı unutmuşum. Hemen dedim ki pazara git Bahadır, ıspanağını al. Tam pazara doğru döndüm. Bir ışık hüzmesi efendim. Böyle üçgen bir ışık hüzmesi. Hani sanatçıları vururlar ya böyle tepe ışığı. Onun gibi. Benim üzerime vurdu. Etti beni yukarı çekti. Böyle olmuşum, bayılmışım. Bir uyandım efendim. Size yemin ediyorum karşımda Messi. Vallahi ama belliydi. Messi'nin uzaylı olduğu belliydi. Efendim. Mustafa Topaloğlu da var mıydı? Siz de mi oradaydınız ya? Vallahi Mustafa Topaloğlu da vardı. Messi zaten aldı beni Mustafa Topaloğlu'nun yanına götürdü. Mustafa Topaloğlu bana baktı böyle. Dedi kardeşim Bahadır, biz seni kaçırdık. Niye kaçırdık? Ne bileyim ben niye kaçırdık? Üzerinde deney yapacağız, yollayacağız kardeşim. Gibi şeyler söylediler, geldiler beni efendim. Bahadır Bey, ne gibi deneylerden bahsediyorsunuz? Vallahi Jalan'ı utanarak söylüyorum, yüzüm kızarıyor. Pamukta fasulye yaptık. Patatesten pil yaptık. Böyle plastik kaleme aldılar. Yünlere münlere sürdüler, saçımı çektiler. Ağzımını kağıt çektiler, kağıt. Efendim, sizi uzaylılar değil, Kaynaktepe Ortaokulu fen kolu kaçırmış. Ya ayıptır, ayıptır. Adam burada bir deneyiminden bahsediyor. Sen küçümseyerek konuşuyorsun ya. Çok sağ olun. Efendim, psikologdan destek aldınız. Hayır, ben psikoz desteğe karşıyım. Çok iyi, çok iyi. Kardeşim, ben sana da bir de psikoloji diyorum. Ben sana psikolojinin olmadığını daha önceden kanıtlamadım mı zaten? Adam burada nelerden bahsediyor ya? Yalnız buradan devlete sesleniyorum lütfen. Bakın vatandaş mağdur. Bu uzaylı soruna bir çözüm bulun ya. Jale Hanım şu anda geliyor sesiniz. Evet, evet. Birazdan bir devir teslim gerçekleştireceğiz. 4 yıldır burada görev alan Belaruslu kozmonot görevi bana bırakıyor ve görevi birazdan ben devralacağım. Aa! Şu anda evet, evet. Kapsüller birleşti. Evet, devir teslim yapacağız birazdan. Şu anda diğer kozmonot arkadaşım gelecek. Atmosfer değişti efendim şu anda. Yerçekimsiz ortamdayız. Ooo, merhaba. Dobra, pozdravljam. Dobra, dobra. İsmail Hocam, bu adamın gözü göz değil 4 senelik yalnızlıktan. Kendine dikkat et ha. Birazdan diğer kapsüle geçip uluslararası istasyonda devir teslim yapacağız. Hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz İsmail Hocam. Mesut Bey, bu noktada size dönmek istiyorum. Hüseyin Hoca birbirinden farklı belgelerle, kanıtlarla uzayın olmadığını bize kanıtladı. Cevabınız ne olacak? Hanımefendi neyi kanıtladı ya? Siz gerçekten benimle dalga mı geçiyorsunuz hanımefendiciğim? Bakın şu anda Mars'lı keşif araçları var ve oradan bize dünyamıza fotoğraflar gönderiyor. Ha, şimdi gene ben her zaman olduğu gibi belgelerle konuşma vakti geldi. Şimdi bu Mars'tan dünyamıza yollanan
fotoğraflar değil mi? Bir tabii, evet. Evet, bu Mars'tan gelen fotoğraf değil evet, mi? Evet, evet. Burası Mars değil mi? Evet. Al Mars, burası neresi biliyor musun? Burası Sivas, bizim köy burası. Bunu bizzat ben kendim çektim. Aa, bu da önünde çekildiği fotoğraf. Kendine bilim adamı diyor. Vallahi delirmemek işten değil ya. Kardeşim bu adamlar Yozgat'tan Sivas'tan fotoğraf çekip yolluyorlar. Artık buna ayıkın ya. Ayıkın artık. Lanet girsin ya. Evet. Bu noktada tartışma hararetleniyorken Fikri Hocam'a dönmek istiyorum. Yalnız Serra Hanım bir dakika. Benim hikayem yarım kaldı ya. Ha. Bir mağdurun hikayesi yarım kalmışken benim bildiğim Fikrim Hoca lafa girmez. Öyle de bir beyefendidir. Çok sağ olun Fikri Bey. Şimdi efendim hikayeme devam edeyim. Bu alien arkadaşlar, UFO dediğimiz varlıklar, beni aldılar, ışıl ışıl bir odaya soktular. Dediler ki Bahadır, Bahadır, sen nasıl bir adamsın lan dediler. Sen ne biçim bir erkeksin dediler. Kainatı gezdik, samanyolu, planetler örtler, bütün gezegenleri gördük. Senin kadar eşine sadık bir erkek görmedik dediler bana UFO'lar. Uzaylılar. Yeminle bak. Ondan sonra geldik, el sıkıştık, öpüştük böyle. Öpüştük derken buraya dikkat edelim. Buraya bakınız. Buraya bir yakın atın kamera gerekirse. Buramdan öptüler beni. Hı. Hüseyin Bey, bu UFO'lar filmlerde gördüğümüz gibi kocaman gözleri sahipler ama ağızlarında böyle kırmızı bir jel var. Ha. Buramdan öptüler, güle güle deyip gönderilir. En azından bak, insanlık bilen varlıklarmış Mesut Bey'in aksine. Sonra ne oldu efendim? Efendim sonra beni alıp kapının önüne ışınlamışlar. Çok sevgili, hayatta her şeyden çok sevdiğim eşim Habibe beni gördü. Bahadır bu ne lan dedim. Hı. Sen dedi pavyona gitmişsin dedi. Çocuk değil tabii, kanmaz. Hayır efendim, bakın. Benim pavyondan asla işim olmaz. Bir arkadaşımız gitmişti pavyona. Oradan duyduk, oradan kulak aşina alın. Lütfen. Yoksa beni UFO'lar kaçırdı abime. Bak, halime bak abime. Ağzındaki kokunun sebebi de üzerimde yapılan deneyler. Drama bak ya. Ya nesi dram bunun? Adam resmen pavyona gidip karısını aldatmış, burada da gelmiş, resmen kendini aklamaya çalışıyor. Biz burada bilim konuşacak mıyız hanımefendi? Şale Hanım yardım edin. Sergey kafayı yemiş beni, ölmüş eşi. Git lan, Natasha zannediyor. Yerçekimsiz ortamda mücadele ediyor. Lan git! Yaskın çılpak değil mi Natasha? Lan Natasha yok, ben Natasha. Natasha! İsmail, ben İsmail! Natasha! İsmail Hocam keşke kendine NASA başı bir iş bulsaydın. Böyle olmaz. Diyerek böyle bir latifeyle konuyu bağlayayım dedim. Yani demem o ki uzayın olmadığını bence yeterli tezlerle kanıtladım. Efendim hiçbir şey kanıtlamadınız. Sadece gündüzün ve gecenin olması bile bizim uzayda döndüğümüzün bir kanıtıdır. Dönmek mi? Evet, dünya kendi etrafında döner. Peki o zaman gene bir deneyle şey yapalım, burada bir top vardı. Şimdi diyelim ki bu dünya olsun, tamam mı? Aslında dünya düzdür de sen hiçbir şey anlamadığın için gene en başa dönüyorum yani. Tamam, bu senin bildiğin gibisine dünya olsun. Bunlar da insanlar böyle duruyor değil mi üzerinde? He, durur mu? Bak, bunda bile durmuyor. Düz olsa durur. Mantık zaten oradan çöküyor. Bunlar böyle duruyor değil mi? Evet. Sen diyor ki bu dönüyor, he? Hı-hı. Döndüğünde ne oluyor? Gördün mü? Her yer saçtı. İnsanlar saçılır gider de öyle bir şey olsa. Beyefendiciğim bakın, yer çekimi denen bir şey var. Onun sayesinde biz dünyada ayakta durabiliyoruz. Vallahi aklımı çıldıracağım, hala yer çekimi diyor. Ya kardeşim yer çekimi yoktur, gök itimi... Aman be, kime ne anlatıyorum ya? Vallahi bıktım senden ya. Ayrıca madem dünya dönüyor, o zaman biz niye uçağa biniyoruz? Mantıklı olduğumuz yerde zıplasak, dünya ayağımızın altından kayıp döndüğü için yeterli miktarda zıpladığımızda zaten bir yere gideriz. Öyle değil mi ya? Biz mantıklı ya. Artık yeter. Benim nutkum tutuluyor. Burada bilim dışı bir sohbetin içerisinde olmayı reddediyorum. Ve bir daha bu stüdyoya gelmeyeceğim. Ha. Anladınız mı? Hanımefendi beni aramayın bir daha. Hanımefendi susun. Ancak gidersin be. Ancak işte bilimin karşısında böyle nutkum tutulamayın. Vallahi çok sinirlendiriyor bu adam beni ya. Evet sevgili seyirciler, bilimin ışığında uzay diye bir şey olmadığını... Bunun büyük bir yalan olduğunu ispatladık. Şu çok noktada sevgili profesör Fikri Bey'e dönmek istiyorum. Ancak rejiden kulağıma gelen bilgiye göre
Evet, son dakikalara girmişiz Fikri Bey. Çok özür diliyorum. Burada bugün benimle olduğunuz için, filmin ışığında olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii, uzay buyurun. Yoktur ancak uzay kafe var aşağıda. Dilerseniz kaçtır görüşüyorum, bir çay içebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii ki hocam. Allah Hüseyin'le ne güzel olur ya. UFO'lar kaçırdı, her yerim radyasyon. Jale Hanım demiştim ama hadi gel sen de. Madem öyle sen de gel Fikri. Sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yepyeni bir Ben Seni Dinledim'de karşınızda olacağız. Benim laka Türkiye. İyi akşamlar. Jale Hanım, şu anda uzay boşluğundayım. Evet, kendimi dışarıya zor attım efendim. Çok fena durumdayım. Bir saatlik, evet bir saatlik oksijenim kaldı. Adam bana yüzük takmaya çalıştı içeride Canlı Hanım. Lütfen NASA, masa kimi bulursanız herkese haber... Lan! Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırımıza ve de sen de söyle.